Haftanın maçı hiç şüphesiz Galatasaray-Beşiktaş maçıydı. Özellikle Marmara bölgesini etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı sistem, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamki Barcelona deplasmanından ancak İzmir'e dönebilmesi, erteleme polemikleri derken planlanan yer ve zamanda oynanan maç bol aksiyon ve heyecan sundu. Sorunlu, sıkıntılı bir maç olmaması futbol severler açısından sevindirici bir şeydi. Ancak maçın özellikle başlarındaki yüksek temponun yol açtığı sakarlıklar oyun kalitesini bir süre düşük tuttu. Biz de incelemelerimize derbiyle başlayalım. Galatasaray maçı Kerem Potter'ın golleriyle kazanmayı başardı. Hogwarts'ın son mezunu şu anda Galatasaray'la ligde en çok maça çıkan oyuncu olmanın yanında takımının en golcüsü. Kerem'i 8 golle 28 maçta takımının en golcüsü yapan istatistik, Galatasaray veya ligin kendiliğinden şampiyon adayı takımlar için aslında etkileyici olmaktan uzak, ancak bunun başka açıları var. 2018-19 sezonu başından bu yana bir sezonda 10 gol barajını aşabilen ancak 3 oyuncu var. Bunlar Onyekuru, Cagne ve Falcao. Listedeki oyunculardan Feghouli hariç her Galatasaray oyuncusu. Bunu Kerem'in bu sezon daha şimdiden yakaladığı maç sayısından azında yakalamış olsa da, önümüzdeki 10 haftada da sarı-kırmızılıların gole en yakın isimlerinden biri olmaya devam edecek Kerem'in sayısı yükseleceğe benziyor. Burada altı çizilmesi gereken bir diğer şey de Kerem'in listedeki tek Türk oyuncu olması. Beşiktaş'ın tek golünü oyuna sonradan giren Rıdvan Yılmaz ters ayağıyla attı. Rıdvan'ın gol olan şutu Beşiktaş'ın maçtaki tek isabetli şutuydu. Galatasaray ligin kalesine gelen isabetli şutların en büyük kısmı gol olan takımı durumunda. Kendi kalesine golleri çıkardığımız bu değerlendirmede, Galatasaray'ın yediği 42 gol 112 isabetli şuttan geldi ve %37,5'luk bu oran ligin en yükseği. Bu maçtaki rakipleri Beşiktaş'ta 37 golü 105 isabetli şuttan yemesiyle ortaya çıkan 35,2 ortalamayla ikinci, ancak bu maçta kalelerine gelen 7 isabetli şuttan 2 gol yediler. Kerem'in 2 golünün de asisti Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist birden yaptı ve bu sezonki asist sayısını da 3'e çıkardı. Muhammed'in 6 golüyle birlikte toplam 9 gollük katkısı ise sadece 970 dakikada geldi. Toplamda 22 lig maçında oynayan Muhammed'in dakika ortalamasını hesapladığımızda bir maçın bir devresinin altında olduğunu görüyoruz. Takımda sadece 203 dakikada 3 gol atan Gomis'in gol katkısı verme sıklığı Muhammed'inkinden daha iyi. Salah'ın milli takımdaki partneri sahada olduğu her 108 dakikada bir takımının tabela değiştirmesini sağlıyor. Beşiktaş'ın bu sezon şu ana kadar 29 maçta attığı 43 gol, 1,5 golün altında bir gol ortalamasına işaret ediyor. Bu ortalama onları ligin en çok gol atan 9. takımı yapıyor. Şampiyon tamamladığı bir önceki sezonu 40 maçta 89 golle ve maç başına 2,23 gol ortalamasıyla kapatan Beşiktaş'ta doğal olarak gözler hala Mişi Batshuayi'nin üzerinde. Batshuayi'yi Selefi ile karşılaştırdığımızda pozisyona girme konusunda Abubakar'dan kötü değil. İki maç sonra maç sayısı 264 dakika sonra süresi geçen sezonki Abubakar'la eşitlenecek Belçikalı santrafor, gol beklentisi değeri 90 dakikaya oranlandığında Abubakar'ın çok az gerisinde. Ancak penaltısız gol, penaltısız gol beklentisi oranında %68'de kalan Batshuayi, Abubakar'ın %93'ünün gerisinde. Batshuayi'nin bu performansı belki Gezal'in asist performansında da etkili. Geçen sezonu 31 maçta 17 asistle ligin asist kralı olarak tamamlayan Gezal, bu sezon 26 maçta 3 asiste ulaşabildi.
İki sezonki süre ortalaması hemen hemen aynı olan Gezal, geçen sezon asist beklentisi değerinin 90 dakikaya oranlanmış haliyle maç başına 0,42 yakalarken, bu sezon bunun biraz altında 0,37. Geçen sezon XA'sını %50 aşan Gezal, bu sezon XA'sının yaklaşık 1/3'ünde kalmış durumda. Gezal'in asist yapamıyor olmasını ileri uçtaki isimlerin gol atamıyor olmasına bağlayabilir miyiz sorusunun cevabı ise başka bir yerde. Galatasaray maçında Rıdvan'ın golünde bu sezonki 3. asistini yapan Gezal'in ligdeki diğer 2 asistinden biri yine Rıdvan'a, diğeri ise Vida'ya. Ancak Gezal geçen sezonda asistlerini sürekli Abubakar'a yapmış değildi. Vida'ya 4, Enkudu ve Abubakar'a 3'er, Larine 2 asist yapan Gezal, diğer 5 takım arkadaşına da birer asist sağlamıştı. Bu sezon ne Batshuayi'ye ne Larine asisti olmasındaki payın ne kadarı onda, ne kadarı takım arkadaşlarında, o ayrı bir tartışma konusu ve bu programın ötesinde bir pozisyon analizi gerektiriyor. Her derbi gibi mutlaka taraftarlarının aklında kalan bazı pozisyonları olsa da tarafsız seyirciye keyif veren gerginlik dozu erteleme polemiği nedeniyle yükselmesi beklenebilecekken yükselmeyen, aksiyonu bol ve sıkıcı olmayan bir derbiyi arkada bıraktı. Beşiktaş'ın ikincilik takibine darbe vuran sonuç, Galatasaray'da ise Torrent yönetiminde skor almaya başlanmış olmasıyla 3 gün sonra oynanacak çok kritik Barcelona maçı için de moral sağladı. İspanyol teknik adamla ilk 5 maçında 3 puanı bir arada göremeyen Sarı Kırmızılılar, biri derbi olmak üzere son 4 lig maçından 3 galibiyet çıkartmış oldu. Bundan önce Torrent yönetiminde ilk golü attığı 4 maçın 3'ünü kaybedip birini kazanabilen Galatasaray, skorun 2-1'e gelmesine rağmen bu kez skoru tutmayı da başarmış oldu.